Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere Rainbow Six Siege oyununda PS4 için üretilmiş ve diğer konsollar için üretilmiş Kronos Max Plus'ta Blitz kalkanlı modunu göstereceğim. Öncelikle pack bölümüne gelip buradan modumuzu seçip yükleyeceğiz. Evet, modumuzu seçtim. Şimdi burada ayarlarını yapıyoruz. Hep beraber yapalım. Rapid Fire özelliği Fast Test olacak, hızlı. 24 olarak bırakıyoruz. Anti Recolor Enable olacak. Otomatik olarak 24 olarak bırakıyoruz. Ardından Pink Mod. Burada ön 10'ca yazıyor. Onu seçeceğiz. Auto Sprite, otomatik koşma olmayacak. Saç modu, bunun Türkçe çevirisi. Enable yapıyoruz. Ve Auto Scope, otomatik nişan alma özelliğini aktif ediyoruz. Çıkış yapıyoruz. Ve modu yüklüyoruz şimdi. Yükleme ekranı açıyorum. Bilgisayardaki adımlar bu kadar. Şimdi konsola parçayı takarak işlemlere geçelim. Bağlantı gördüğünüz gibi sağlanmış durumda. Her zaman kablolu bağlantıyı tavsiye ediyorum. Ve tercihen de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Bluetooth'la bağlantı yaptığınızda çok verim, tepkisellik, tepkime süresi alamıyorsunuz. Kablolu bağlantı her zaman iyidir. Şimdi oyun üzerindeki etkisini hep beraber terörist avı oynayarak inceleyelim. Şimdi bilgisayar üzerindeki ayarlamaları yaptık. Gelelim konsol üzerinde işlevselliğine. Bakalım bize nelere imkan tanıyor bu özellik. Yalnız kult normal olarak oyunu kuruyorum. Kronos'tan Solet numaramı seçiyorum. Biraz önceki videoda mevcut ayarları yaptık. Blitz'le bir oynayalım bakalım neler yapabileceğiz. Kronos Max Plus Blitz modu PS4'te. Sizlerle beraber. Evet. Şu an ben sadece ateş etme tuşuna basıyorum. Kesinlikle L2 tuşuna basmıyorum. Ateş etme tuşuna bastığım anda kendisi nişan alarak enable scope yaparak ateş ediyor. Sadece ateş tuşuna basıyorum. Ve seri sıkıyorum. Bunu ateş etmek için de sürekli R2 tuşuna veya R1 tuşuna sürekli tık 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 diye basmıyorum. Sadece basılı tutuyorum ve kendisi seri bir şekilde mermileri boşaltıyor. Yani L2 tuşunu, yakınlaştırma tuşunu hiçbir şekilde kullanmayacağım oynarken. Sadece ateş etme tuşuna basacağım. Kendisi yakınlaştırma yaparak ateş edecek. Şu an iyi gidiyor. Gördüğünüz üzere sadece, hani tabii siz onu göremiyorsunuz da, modda ayarladığımız gibi rapid fire var. Silahı taramalı gibi ateş ediyor. Tek bir kere basılı tutuyorum
ve aynı zamanda otomatik olarak ateş tuşuna bastığında kendisi yakınlaştırma özelliğini scope enable yapıyor. Tabii mermiyi biraz fazla harcıyoruz ister istemez. Mermi bitti. Yedek loader yapmamız lazım. Üst katta vardı galiba. Bir gidelim oraya. Yani gördüğünüz gibi bayağı işlevsellik katıyor Blitz'e. Bu mod bu şekilde, hani ben Blitz'i hiçbir şekilde oynamıyorum. Çok da sevmem ama hani böyle bir özellik var. Oynayanlar bunu yapabilirler. Bu Kronos Max'ta daha neler var neler. Son bir kişi kaldı. Onu da vurduktan sonra birkaç söylemek istediğim bir şey var. Evet. Başarılı bir şekilde tamamladım. Blitz veya Montaigne işte bu şekilde oynayabilirsiniz. Blitz daha işlevsel bir karakter olduğu için onunla daha çok verim almanız mümkün. Tabii online'da rakiplerinizin ping farklılıklarından dolayı biraz zorluklar yaşayabilirsiniz oynarken ama
sonuç itibariyle görmüş olduğunuz şekilde işlevsellik kazandırıyor. Dediğim gibi sadece R2 tuşuna basılı tutuyorsunuz. Kendisi mesela L2'ye bastığınızda yakınlaştırıp nişan alıyorsunuz ya. R2'ye bastığınızda onu da yapıyor aynı zamanda. Hem yakınlaştırıyor, nişan alıyor hem de ateş ediyor. Bir yandan da diğer işlevsellikleri kullanabiliyorsunuz. Vakit ayırıp video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka Kronos Max Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.